Kara para aklama suçundan tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat cezaevi sürecini Oda TV'ye anlattı. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'na yazdığı ama henüz göndermediği mektubun detaylarını da paylaştı. Dilan Polat yazdığı o mektupta iddianamenin bir an evvel hazırlanmasını ve suçunun ne olduğunun ortaya konmasını istedi. Dilan Polat cezaevinden bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı'na mektup yazdı. Tek isteğinin iddianamenin bir an evvel hazırlanması olduğunu söyledi. Aman güzel yavaş yürü canım canan. Türkiye'nin konuştuğu kara para aklama soruşturmasından 4 ay önce cezaevine giren Polatlar Oda TV'ye konuştu. Niye yaklaşıyorsun oğlum sinsi sinsi? Cezaevine uzanan süreci anlatan Dilan Polat kendini beklenmedik bir ticari faaliyetin içinde bulduğunu, İşlerin kısa sürede geliştiğini söyledi. Sosyal medya fenomeni olmamla birlikte takipçi sayım 7 milyona ulaştı. Kendiliğinden oluşan bu gelişmeyi zaman zaman iyi yönetemedim. Bazı hatalarım oldu. Tahliye edildiğimde ciddi ders çıkartarak tekrar doğru işler yapıp istihdam oluşturmaya devam edeceğim. Bir takım vergi yanlışları dışında herhangi bir suça bulaşmadığını öne sürdü. Sadece vergi suçundan kimse tutuklu değilken neden burada olduğumu bir türlü kendime izah edemiyorum. Kendi el yazısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı'na da mektup yazmış ama henüz göndermemişti. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğime karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır. Tekirdağ kapalı cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'sa soruşturmaya konu suçlamalar için vergiye ilişkin cahillikler, bilmememden kaynaklı hatalar ettim dedi. Süreçte devlete çıkacak bütün borçları kuruşu kuruşuna ödeyeceğini söyledi. Allah kahretsin.